Arkadaşlar, Pioneer DDJ-SX2 kontrolörümüzün arkasına bakıyoruz. Daha net görebilmemiz için yine stok bir fotoğraf kullandım. En sağda gördüğünüz gibi bir güç girişi var, 5 voltluk. Daha önce bahsettiğim gibi benim kontrolörüm mikseri oldukça iyi bir ses kartına sahip olduğu için bir güç girişine ihtiyaç duymuş. Sizin aldığınız kontrolörde bazen güç girişine ihtiyaç duyulmuyor. Bu tamamen ses kartı ve kontrolünüzün özelliğine göre değişiyor. Sadece USB ile bilgisayardan bir güç alarak kontrolünüzü çalıştırabiliyorsunuz ama benim dediğim gibi iyi bir ses kartım olduğu için bir güç girişine ihtiyaç duymuş. Burada bir standby on kısmımız var. Açma kapamaya yarıyor kontrollerimizi. USB girişim var. Bu USB girişinden bilgisayara direkt bir bağlantı yapıyoruz. Böylece record box'ta kontrollerimizi görüp parçalarımızı playerlerimizin içine atabiliyoruz. Burada kanallarımın girişleri var gördüğünüz üzere. Channel 1, Channel 2, Channel 3, Channel 4. Şimdi Pioneer bu kontrollerde bize şu imkanı sunuyor. Arzu edersek kendi playerlerin değil. Dışarıdan profesyonel bir player'ı da bu miksere bağlayabiliyoruz. Veya bir PLA'ya bağlayabiliriz. Veya bir MIDI pedi bağlayabiliriz. Ayrıca Channel 3'le çalışmak şartıyla buraya bir mikrofon bağlayabiliriz arzu edersek. Ve bunu Channel 3'ten yine equalizer'larını ayarlayabiliriz. Burada yine bir Channel 4'te yine bir mikrofon daha girişimiz var. TRS bağlantılı. Gördüğünüz üzere bu ikseler burası TRS. Arzu edersek Channel 4'e de ikinci bir mikrofon bağlayabiliriz. Şimdi gelelim buradaki master ve boot girişlerimize. Master ile boot'un farkını size anlatmıştım. Burada 3 tane girişim var gördüğünüz üzere. Bir XLR girişim var. Master out de Master out 2'de RCA girişim var. Boot out'ta da TRS girişim var. Yani jack girişim var. Eğer master'dan ses almak istiyorsak XLR veya RCA kablo kullanmamız gerekiyor. Boot'tan ses almak için de TRS kablo kullanmamız gerekiyor. Ön tarafına bakalım bir de. Ön tarafında da gördüğünüz gibi headphone girişlerim var. Jack'lı giriş ve normal 3.5 mm'lik giriş. Kulaklık girişlerim var. Level'ını buradan ayarlıyorum. Headphone'umun sesini buradan kısıp açıyorum. Ayrıca Channel 1, Channel 2, Channel 3, Channel 4'ü nasıl kullanacağımı buradan yine seçebiliyorum. Eğer PC'yi seçerseniz üzerindeki player'ları kullanıyor olacaktır. Fono'ya getirirseniz bir plak girişi diyelim yaptınız. O zaman plak kullanabileceksiniz. Line'da da demin gördüğümüz bağlantı noktalarını RCA ile profesyonel playerlarınızı bağlarsanız onları kullanabilirsiniz. Channel 1 ve Channel 2 bu işe yarıyor. Channel 3 ve Channel 4'te de mikrofon ve CD girişleri yapabilirsiniz ekstradan. Yine RCA'lar ya da mikrofon girişleri sayesinde. Burada da bir crossfader curve'umuz var gördüğünüz gibi.